Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürtçe savunmaya olanak veren yasayı onayladı. Türkiye'yi bölme planının yargı düzenlemesi olan yeni anayasayla birlikte KCK tutukluları başta olmak üzere hükümlü Türkçe bilip bilmediğine bakılmaksızın Kürtçe sözlü savunma yapabilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül soruşturma ve yargılama aşamasında kişinin Türkçe bilip bilmediğine bakılmaksızın ana dilde savunma yapmasına imkan veren yasa tasarısını onayladı. AKP'nin Oslo sürecinde FKK ile anlaşarak meclis gündeminde taşıdığı ana dilde savunma düzenlemesi geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda görüşülerek kabul edilmişti. Gül'ün de onayını alan tasarıya göre tercümanlar da il adli yargı adalet komisyonlarınca düzenlenen listelerden seçilecek. Türkiye'nin bölünmesi sürecini hızlandıracak olan yeni anayasayla birlikte terörle mücadele kapsamındaki suçlardan mahkum olanlar hakkında ağır bir hastalık ve sakatlık nedeniyle infaz ertelemesi yapılabilecek. Tasarıyla tutukluların belli aralıklarla eşleriyle yalnız görüşme hakkı da onaylanmış oldu. Kapalı cezaevlerinde bulunan evli hükümlüler en geç 3 ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle kurum veya eklentilerinde cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek. Haftalık ziyaret süresi de 2 saatte uzatıldı. Üst üste kullanılmayan en fazla 3 haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullanılabilme imkanı tanındı. Bir değişiklik de mazeret izinleriyle ilgili oldu. Yeni yasaya göre hükümlü izin süresi içinde kendi evi veya ailesinin diğer bireylerinin evinde kalabilecek. Hükümlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilecek. Haftalık harcılama miktarı yarı oranında artırılabilecek. Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı verilebilecek. Hediye verilebilecek, takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilecek.